Bugün son zamanlarda çok fazla konuştuğumuz bir terim konuşacağız. Metaverse. Metaverse nedir dediğimizde aslında şöyle belki düşünmeniz gerekiyor. Yani canlandırılmış olan bir internet ortamı düşünmeniz gerekiyor. Yani ekranın ötesine geçebilirsin. Metaverse'lerde parselleri satın alabilirsin. Ve orada işte bir mağaza açabilirsin, işte bir galeri açabilirsin ya da bir müze açabilirsin. Bu metaverse'lerde seyahat yapabilirsin, bir avatar oluşturup bu avatar ile gezebilirsin. Günümüzde Zoom ya da Meet gibi programları kullanırken artık ileride Metaverse'de sanal bir masada buluşacağız. Merhabalar. Bugün son zamanlarda çok fazla konuştuğumuz bir terim konuşacağız. Metaverse. Metaverse nedir? Metaverse internetin yerini geçecek mi? Ve üstelik de sanat ve kültür üzerindeki etkisini konuşmak isterim. Şimdi Metaverse nedir dediğimizde aslında şöyle belki düşünmeniz gerekiyor. Yani canlandırılmış olan bir internet ortamı düşünmeniz gerekiyor. Yani ekranın ötesine geçebilirsin. Bu sanal gerçeklik dünyası içinde dolaşabilirsin. Ve işte Zuckerberg, yani Facebook'un kurucusu ne diyor? Aslında sanal bir çevre, sanal bir ortamdan içinde yaşıyormuşsun diye bir tanımı getiriyor. Bu bağlamda insanlar buluşabilir, insanlar sanal gerçeklik, gerçek hayatında yapamadıklarını yapabilme özgürlüğüne sahip olacakmış diye söylüyorlar. Yeni tecrübeler yaşanabilir. Bu tecrübelere birinci gerçek, yani bizim yaşadığımız gerçekten farklı olduğunu onu bir bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda Web 3.0 teknolojisiyle gerçekten artık bir merkez kalkacak mı? Biz bir özgürlük yaşayacak mıyız? Onu göreceğiz. Bir tarafta şeyi tabii ki görebiliriz. Metaverse içerisinde işte geleneksel online hayatımızın birçok eylem yapabilirsiniz. Bir tarafta işte shopping, alışveriş, işte sosyal medya, iletişim platformları, insanlarla buluşabilirsiniz. Aynı zamanda insanlar arasındaki connectivity dediğimiz kavram bambaşka bir boyuta geçiyor. Ne yapıyoruz? Metaverse'de ilk olarak normal bizim dünyamız gibi işte orada aktif bir oyuncu olmak istiyorsunuz. İşte bir arsa almanız gerekiyor. Bir parsel alacaksınız. Yani Sandbox, işte Axie Infinity, Decentraland ya da OVR gibi Metaverse'lerde parselleri satın alabilirsin. Ve orada işte bir mağaza açabilirsin, işte bir galeri açabilirsin ya da bir müze açabilirsin. O Metaverse'lerde, çünkü sadece bir Metaverse yok, birçok farklı şirketlerin Metaverse'leri var. Bu Metaverse'lerde seyahat yapabilirsin, bir avatar oluşturup bu avatar ile gezebilirsin. Hatta o senin yerine gezebilir. Aynı zamanda tabii ki onu giydirebilirsin. Hatta meta fashion diye bir kavram ortaya çıktı ve günümüzde çoktan Nike, Gucci gibi moda şirketleri Metaverse'de senin avantajını, yani senin sanal benliğini aslında bir kıyafet tasarladılar. Aynı zamanda tabii ki son dönemde özellikle pandemik yüzünden online konferanslara, işte biz online, yani home office'de çalışıyoruz. Dolayısıyla work from home konusunda Metaverse yenilikler getirecek. Dolayısıyla günümüzde Zoom ya da Meet gibi programları kullanırken artık ileride Metaverse'de sanal bir masada buluşacağız ve iş arkadaşlarımızla işte 3 boyutlu deneyim yaşanarak sanal dünyada toplantılar yapabiliriz. Arsanız varsa billboard'a koyabilirsiniz. Bu billboard'da reklam alabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Müze açabilirsiniz, galeri açabilirsiniz, bir mağaza açabilirsiniz. Tiyatro sahneleri kurabilirsiniz. Hatta bir konser sahnesi verip orada konserler yapabilirsiniz. Belki hatırlıyorsunuz 2020'de Nisan ayında Travis Scott Fortnite ile beraber canlı bir konser gerçekleştirdi ve milyonlarca kişi o konseri şahit oldu. O konseri sanal avatarlarla katıldılar. En büyük avantajları budur bence. Çünkü yani şimdi bu İstanbul'dan kalkıp kim Amerika gidebilir Travis Scott'a seyretmeyi? Çok az kişi, ama sen kendi salonundan, kendi odandan, bilgisayarından bu şeklinde Fortnite'ın Metaverse'ine girip ve Travis Scott'un konserine katılabilirsin. Katılmak derken bu tabii ki farklı bir deneyim demektir. Çünkü sanal gerçeklik dünyamızda olan deneyimleri gerçek, yani birinci gerçekteki dünyadaki
deneyimlerimizden çok farklı. Ama ona rağmen tabii ki bu Metaverse son 2 senede çok gelişti. Sadece olumlu yorumları görüyor muyuz? Hayır, tabii ki değil. Çünkü bir tarafta taciz, bağımlılık, işte oyun, video oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, bunun gibi konular da ortaya çıkıyor. İşte çocuklara yönelik olan şiddet, taciz olayları, onları ara sıra duyuyoruz. Aynı zamanda tabii ki internetle beraber ve özellikle sosyal medyadan dolayı sıkça data security konuşuyoruz. Bizim gezdiğimiz ve Metaverse'de bıraktığımız footprint kim takip ediyor? Dolayısıyla artık sadece işte güzel yeni bir dünya mı? Onun yanında birçok karanlık ve henüz bilmediğimiz boyutlarda da var. Video oyunları bu bağlamda bu arada çok önemli bir rol oynuyor. Yani Epic Games, Fortnite, Roblox ya da işte daha önce World of Warcraft, Minecraft gibi oyunları zaten aslında çoktan Metaverse'e benzeyen 3 boyutlu sanal gerçeklik deneyimleri paylaşıyordu. Ve bu yüzden bence özellikle bu Metaverse teknolojisiyle biz sanat ve kültür alanımızda genç nesilleri kazandırabiliriz. Çünkü onlara zaten çoktan işte bu dünya aslında ve bu dünya içerisinde hareket etmeye alışkanlar. Bu dünya tuhaf bir dünya. Orada 650 bin dolara satılmış olan sanal yatları var. Ama sonuç olarak o dünyadaki değerleri ve o dünyadaki hayatı az olsa da buradaki dünyamızı benziyor. Ve kim bir yat istemez ki diye düşünebilirsiniz. Bu arada tabii ki Metaverse'in gelişmesi için 3 tane önemli konumuz var ya da kavramımız var, sebebimiz var. Pandemi, Bitcoin ve NFT. Pandemi yüzünden ya da teknoloji şirketleri ne diyorlar? Pandemi sayesinde artık dijitalleşme bizim hayatımızda, özel hayatımızda, profesyonel hayatımızda çok daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ve bundan dolayı aslında bu dijitalleşme sürecinin ortasında bu Metaverse tam aslında bir sanal sosyalleşme, bir ortak alan olarak ortaya çıkıyor. NFT zaten ona paralel olarak NFT dijital sanat, medya sanat içerisinde yeni bir trend olarak Metaverse bu NFT'ler için aslında çoğu zaman da uygun olan bir sergileme alanı sunuyor. Çünkü NFT'leri müzeleri, dergilerde, sergilerde ya da galeride sunabilirsin, satabilirsin. Metaverse nereden geliyor? Aslında Neil Stephenson'ın Snow Crash 1992'de yazdığı bir steampunk romandan kaynaklanıyor bu terim. Metaverse. Ve bu bağlamda aslında meta öteki ve universe yani evren bu birleşimden aslında kaynaklanmış. Bu bağlamda aslında metaverse evrenin ötesi olarak çevirebiliriz. Fakat 92'den önce aslında örnekle bulabiliriz. Yani ben 74 doğumluyum. Ben 1982'de çıkmış olan Tron adlı filmini iyi hatırlıyorum. Zaten sinema yani Hollywood sinemasında son 40 sene çok fazla aslında Metaverse, sanal gerçeklik, paralel evrenler, dijital dünyalarla ilgili olan filmleri çıkmış. Yani düşünün Tron, Surrogate, Matrix, Inception gibi filmleri sadece düşünün. Hatta en ilginç bence 1930'larda çekmiş olan The Wizard of Oz adlı filminde, belki Somewhere Over the Rainbow adlı şarkısını hatırlıyorsunuz. Oradaki Wizard of Oz adlı filminde bile bir artılmış gerçeklik, bir sanal gerçeklik, bir hayal dünya ya da yalan dünya söz konusu. Çünkü oradaki karakterleri hatırlıyorsunuz belki. Bu büyücü ararken onu bulduğunda şey fark ediliyor. Bu büyücü gerçek değil, ekran üzerinde olan bir görüntü. 1962'de Sensorama diye bir alet ortaya çıktı ve oradaki kurucuları şey fark ettiler. Yani bir film seyrettiğinde sadece göz ve kulağa hitap ediyorsun. Dolayısıyla bu Sensorama adlı makina bütün duyumları hitap ederek ve onlara dokunarak daha kapsamlı bir deneyim yaşayacaksın. Dolayısıyla artırılmış gerçeklik aslında 60'larda hatta 1980'da Steve Mann, iTap adlı bir
kask tasarlıyor ve bu kask sayesinde bu artırılmış gerçeklik ve bu sanal dünyasına girebilirsin. Somut bir sergi mekanı, mesela şu anda biz Akbank Sanatı'nın 40. Günümüz Sanatçılar sergisinin ortasındayız. Ki bu sergi de hem somut mekanda hem de metaverse'de yer alan bir sergi. Bu sergiye baktığımızda somut bir mekan içinde yaptığınız bir sergi, somut ve gerçek ya da fiziki olan yapıtlarla olan bir sergi, sanal ortamdaki sergiden çok farklı. Lojistik farklı, ışıklandırma farklı, yapıtları zaten kendisi farklı. Bir nevi aslında bir simülasyon yaratıyorsun. Fakat bu simülasyon sanat piyasasında da çok yaygınlaştı. Hatta günümüzde yaklaşık %20, yani koleksiyonerlerin %20'si online sergileri, online viewing roomları tercih ediyorlar. Bu yüzden işte Art Basel ya da Contemporary İstanbul ya da birçok galeri artık fiziki galeri mekanının paralel olarak online sergileri yapmaya başlıyor. Ve Metaverse bu tip sergiler için daha etkin bir platform oluşturuyor. Çünkü bu mekan içinde gezebilirsin. Hatta Google Glasses ile beraber ya da başka işte VR araçlarla beraber oradaki sanal duvar, sanal yapıt ve sanal avatar arasındaki ilişki daha etkileyici olmaya başlıyor tabii ki. Anika Maya önemli bir küratör. Thomas Webb kendi Metaverse yapan bir sanatçı. Serpentine Gallery Kaos adlı dünyaca ünlü bir sanatçıyla Fortnite Game'in Metaverse'ında, sanal ortamda bir galeri açmışlar. Ya da Hermitage Müzesi, işte St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin Çağdaş Sanat Bölümünün direktörü ne diyor? İleride bütün müzeleri Metaverse'de NFT kopyalarla ya da NFT yapıtlarla müzeleri açacaklar. Almanya'daki König Galeri, dünyanın en önemli galerilerden birisi, Decentraland'de bir galeri açmış. Ve bizim alanımızda, yani görsel sanatlarda özellikle, Crypto Voxel diye bir Metaverse var. Crypto Voxels'de galerilere, müzeleri bulabilirsiniz. Örneğin işte San Francisco Museum of Modern Art ya da işte Linz, Avusturya'daki Francisco Corallinium Müzesi artık orada. Artiverse, Occupy, White Walls. Belki ilk defa duyuyorsunuz ama bu alanda çalışan, ilgilenen küratörleri, koleksiyonerleri, sanat yazarları, sanatçıları çoktan bu kurumları takip etmeye başlıyor. Son sözüm bu herhalde olabilir. Sanal gerçeklik ve işte doğal gerçeklik arasındaki iletişim ve ilişkileri iç içe geçse de bana göre Metaverse ve bu sanal gerçeklikleri bizim doğal hayatımız ancak bir ek olabilir. Onun sayesinde farklı deneyimleri yaşayabilirsin, farklı insanlara ulaşabilirsin. Demokratikleşmesi ve yaygınlaşması için sanat ve kültür için de çok önemli konuları. Ama sonuç olarak birinci gerçekteki dünyadaki deneyimleri, duyguları, buluşmaları asla ve asla unutmayalım. Çünkü sanal gerçeklik bu şu anda yaşadığımız, dokunduğumuz gerçek doğa gerçekliğinin yerini asla ve asla alamaz.